Ya e-banka yönetimi modülünde banka entegrasyonları nasıl yapılmaktadır? E-banka yönetimi modülünde banka entegrasyonları 3 farklı şekilde yapılabilmektedir. Bunlardan birisi birebir entegrasyon, diğeri günlük entegrasyon ve sonuncusu da manuel entegrasyondur. Birebir entegrasyonda ilgili kaydın üzerine tıkladıktan sonra entegrasyonu başlat tıklanır ve gelen ekranda evet tuşuna basılır. Görüldüğü üzere entegrasyonu tamamlanan kayıt entegrasyon kolonunda E harfiyle gösterilmektedir ve dilersek tablo biçimlendirme ekranından da farklı renklerde görünmesini sağlayabiliriz. Entegre olan kaydın hangi banka fişine gittiğini ise diğer altında bulunan entegre fişi getir seçili satır seçeneğinden görebiliriz. Yine aynı fişi diğerin altında bulunan entegrasyonu kaldır seçeneği ile entegrasyon işlemini kaldırabiliriz. Bu şekilde hem entegrasyon işlemini kaldırmış oluruz hem de entegrasyon işlemi kaldırılan banka fişi sistemden silinmiş olur. İkinci seçeneğimiz olan manuel entegrasyonda ise yine aynı kaydı seçip manuel entegrasyonu başlat dediğimiz zaman ilgili fişi direkt kaydetmeden karşımıza getirecektir. İlgili kontroller sağlandıktan sonra kaydet diyerek manuel entegrasyonu gerçekleştirebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi tekrar entegrasyon kolonunda bir E harfi çıktı ve şu anda ilgili kaydımız banka fişiyle entegre durumda. Aynı şekilde ilgili kaydı seçerek entegrasyonu kaldırabiliyoruz. Günlük entegrasyonda ise birden fazla kaydı seçerek, tabii ki bu kayıtların tarihleri ve borç alacak alanlarının aynı olması gerekmektedir. Onun dışında farklı bankalar dahi olsa aynı fiş içerisinde tek kayıt olarak işlenecektir. Günlük olarak entegrasyonu başlattığımızda ise birden fazla kaydın tek bir fiş içinde kaydedildiğini göreceksiniz. Bu şekilde de birden fazla işlemimizi tek bir fiş içerisinde entegre edebiliyoruz. Bu işlemlerin tümünde önemli olan alanlardan birisi de gönderici cari kodu ve gönderici cari unvanıdır. Gelen kayıtlarımızda herhangi bir gönderici cari kodu yoksa diğer altında bulunan harekete cari kart ata seçeneği ile ilgili kayda cari kart ataması yapılabilmektedir. Veya sistemimize düşen kaydın carisi henüz sistemlerimizde oluşturulmadıysa cari kart ekle butonuyla yeni bir cari kart eklenebilir ve kaydımıza eklenebilmektedir.